Çabamız olsun biraz geleceğe kalsın miras adlı programın bu defaki konuğu İbrahim Paşa Mahallesi'nde yaşayan burada mukim Hilmi Keyhıdır abimiz. Hilmi Keyhıdır abimiz emekli banka müdürü. Kendisi içtimai hayatta, dairenin içtimai hayatında kendini kabul ettirmiş. Dayanaklı konuşmalarıyla halkı kendine dinlettirme noktasında kabul edilmiş bir şahıs. Teşekkür ederim Sayın İbrahim Alaaddin Ateş Bey. Ben size kendimi tanıtmadan önce sizin gerek meslekteki ve gerekteki ve gerekse diğer konudaki merakınız gereği İçişleri Bakanlığı'nın efendim bölgesinde diyeyim, evet. DARSAT adına Darede Kültür Sanat Derneği, evet. Sanat Derneği evet. Adına icra ettiğiniz bu güzel hizmetinizden dolayı teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Biz teşekkür ederiz. Çünkü sizin gibi bunu iltifat kabul etmeyin. Darende de sayılı kişiler var. Aklıma gelenlere bir anda söyleyeyim. Mehmet Ulutürk'ün geldiği noktada gerçekten bugün hem basında hem de darendelerde ve darendeler arasında isim yapmış iftihar vesiremiz bir kardeş. Sağlam bir kalemi var. Evet. Sağlam kalemi var ve bugün dünya çapına da şeyi dağıldı. Evet. Böyle kabul ediyorum. Evet. Onu kutluyorum. Evet. Daha sonra İsmet Uğur. Yıllardan beri İsmet Uğur basın dalında fedakarca hizmet etmiştir. Hem de Cengiz Özel desteklemiştir. Darenden Sesi gazetesini. Evet. Daha sonra Emin Tatlıcı kardeşimizin bayram şeyi tahmin ediyorum bayramlık ismi altında 7. çıkartmış o zaman. Evet. Nostaljik fotoğraflarla birlikte reklam evet. içerisinde. Evet. Emin Tatlıcı'nın da basın dalındaki hizmetleri inkar edilemez. Bunlar ayrı bir ekoldür. Evet. Sonra Darenden'in daha ilk dönemde belki sizden önce Mehmet Fatih Soylu vardı Ankara'da. Evet. Mehmet Fatih Soylu bir dönemler kendi imkanlarıyla o tarakçı beyefendi falan Darende'ye şey yaptı. Ve Darende'de de efendim o bir hayli reklamını yaptı basında ilk tanıtanlardan. Evet. Fazla biliyor muyum? Evet. Doktor Sadık Özen abimiz Darende'de ayrı bir ekoldür. Hem Darende'de hem de Malatya'da bulunduğu dönemlerde bugün Malatya Kültür Festivali'nin Doktor Sadık Özen onun ilk önderidir. Artı Darendeler Derneği'nin Ankara'daki efendim şeyi prom yaptı. O zaman bina 6-12 katlı Kızılay'daki binada organize tertip etti Doktor Sadık Özen abi. O da ayrı bir ses getirmişti. Doktor Sadık Özen abimden dolayı Ankara Darendeler Derneği deyince bütün dernek başkanlarıyla birlikte can arkadaşım, Ankara'da okul arkadaşım, mahalle arkadaşım, canım ciğerim Hayrettin Çomoğlu'nu da rahmetle anmadan geçmem imkansız. Allah ona da ediyoruz. Rahmetler niyaz ediyorum. Bütün görmüşlerimizin. Evet. Bu arada hizmetinde olduğumuz Darendelileri sizin de dahi zaman zaman şiirlerinizi yansıtan Cengiz Özer'i de evet. burada anmadan geçersek olmaz. Evet. Bütün bunların temelinde bunu kabul etmek lazım ve etmesek de mecburuz etmeye söylemeye Hulusi Efendi Vakfı'nın basını Darende'yi belli bir noktadan belli bir seviyeye çıkartmıştır. Ben onun için Hulusi Efendi Vakfı'nda gerek basınında ve gerekse genel hizmetinde hizmet verenleri gönlümden kutluyorum ve tebrik ediyorum. Evet şu günde yazılarımda yazdım. Dedim ki eğer bugün Hulusi Efendi Vakfı'nın genel hizmetleri olmasaydı inanın bugün Balaban Darende'ydi, Darende'de Balaban olurdu. Neden olurdu? Çünkü oranın konumu şey daha mükemmel. Onun için şeye geldik. Diğer bir taraftan da Ayhan Erden'i de unutmamak lazım. Ayhan Erden'in, Bekir Sözen'in, biraz Ayhan Erden halen ulusal basında da yazar. Bekir Sözen'in, Ayhan Erden'in de bu daldaki hizmetlerini ben takdir ederim. Aklıma gelenler, belki de beni niye demedin diyenler olabilir ama
Şu anda aklımıza gelen bunlar. Aklıma gelen bunlar. Unuttuklarımız için de özür diliyoruz. Yani mutlaka sonra evet, gelirse mesela de. Mesela bayanlarda da vardır. Mesela sizde Mehmet Önder vardır. Evet. Sizde kaymakamlıkta çalışıyor. O kardeşim odur. Sayın Değirmenci'dir. Bu Nazmi Değirmenci. Bunlar efendime söyleyeyim o bayan Nermin Yılmaz Akbalaman. Evet. Bunlar gerçekten Balaban'la yaptıkları hizmetle dördüncü festival yaptılar. Bunlar genelde Dalen diye çok güzel bir hizmet sundular. Ben böyle kabul ediyorum. Evet. Onun için ben onları da kutluyorum. Evet. Benim geneldeki şeyim tanıtmak, tanıştırmak ve dolayısıyla kendimden ziyade dostlarımın, halkın, hemşerilerimin yaptıkları hizmetleri yazmaktan, onları tanıtmaktan mutlu oluyorum. Evet. Benim özel hobilerim arasında da fotoğraf merakı vardır. Şu anda belki abartı olmasın. Küçük, büyük olarak, yani küçüklü büyüklü 130'un üzerinde albüm var. Maşallah. Evet. 952-53'ten sonraki fotoğraflar çoktur. Büyük olarak da 60'a yakın albümler var. Bunların merakındayım. Evet. Yani zaman zaman da hatta şeylere de atıyorum. Güzel bir olay. Şimdi bunu bu şekildeki genel hobimi şey yaptıktan sonra siz kendinizi tanıtır mı dediniz? Evet. Ben 8-5-1944 Dalen'de doğumluyum. İbrahimpaşa Mahallesi'nden. Evet. Kihtıroğulları ailesinden merhum Hafız Hüseyin Kihtır'ın oğluyum. Soy ismimiz Kihtır'dan sonradan ben ve kardeşim Çelebi ile birlikte babamız devamlı nam-ı ümmanı Keyhıdır, Keyguba, Kelayat, Keyalaaddin geldiğinden Selçuklulardan dediğine göre dediği için biz de efendim soy ismi Keyhıdır yaptırdık. Evet. Yoksa esas soy ismimiz Kihtır'dır. Evet. Bugün Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nin oradaki görülen mekanın yeri Kihtırlar ailesinindir. Evet. Orası bize aittir ama Hacı Hulusi Efendi merhum ben buraya şey koyacağım hastane yapacağım deyince babam da ve bütün akrabalar da bütün ailemizin tamamı Erdemler, Erdoğanlar, Kihtırlar gibi hepimiz memnuniyetle demişizdir. Evet. O da şu anda Hulusi Efendi Hastanesi de gerçekten değil Dalen'de de Dalen'de genelinde de yakın ilçe ve illerde dahi evet. Buraya ziyaret hasta muayenesine gelenler var. Güzel bir olaylar. Efendim o ailem, şöyle bir vurguda bulunmak istiyorum. Şimdi hizmet elbette yapan takdir edilir. Ancak hizmet yapılmaya vesile olan veyahut da ona zemin hazırlayan insanlar geri planda her zaman perde gerisindedir. Nasıl ki sadece bir sanatçı vardır. Onun adı sahne önünde o şey olur ama arkada mükemmel bir orkestra vardır. Aslında onu sanatı icra eden onlardır. Bu aşamada sizin de o arsa noktasındaki vermiş olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür etmek lazım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçi evet. Gerçekten Dalen'de de sizin bu programa anlatılması gereken çok çok olaylar, hadiseler vardı. Evet. Fakat ben inan üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Memleketimizde bir neme lazımcılık var. Evet. Bu imkanı vermişken özellikle bir üzüntümü, bir de takdirlerimi belirtmek isterim. Takdirlerimi belirtmek isterim. Dalen'demize Ilıcak ailesinin kazandırdığı gerek lise okulları, gerekse yüksek okulları evet. Ve gerekse Ilıcak ailesinin taziye evi, onları o hizmetleri verdiklerinden dolayı o aileye, bilhassa da Bekir abime, hanımefendisine Ayşe Hanım, benden küçüktür o, evet. Okul arkadaşımız, mahalle arkadaşımız ve dolayısıyla Erman Bey'e gönülden teşekkür ediyorum. Ben bu arada Dalen'de spor kulübü başkanı, öğretmen, eğitimci. Evet. Ben bazen eğitimci diyorum, bazen Fatih Kucay başkan diyorum. Fatih Kumtepe. Veyahut da spor kulübü başkanım diyorum. Evet. Fatih Kumtepe hocamı ben gönülden kutluyorum. Neden? Kendi
çabasıyla, azmiyle, izledim azmiyle, çabasıyla gerçekten Darende Spor'u bölgede söz sahibi yaptı. Evet. Daha önce o eli kimden aldı? Ahmet Çakır'dan aldı. Şu anda Darende artık basın oldu. Gazeteci evet. Ahmet Çakır evet. Darende Spor'una ve o halı sahaya, halı saha diyorum, halı gibi saha. Evet. O halı sahanın gece gündüz sulanmasına eline hortum aldı. Adam evlenmedi. Evlenmeye zaman bulamadı. O sahayı meydana getirdi. Evet. O Darende'deki şu andaki futbol sahasının emektarı, onlara gönül veren de şu andaki Darende'li gazeteci Ahmet Çakır. Evet. Güreşe gelince, güreşimiz bir dönem sekteye vuruldu ama tekrar sağ olsun gündeme geldi. Ha, belediye daha önce güreşi bizler sevdik. Benim Darende Spor'una 55 yıl hizmetim var. Evet. Darende de ilk tartıyı başlatan spor kulübü başkanı güreşi benim. Fahri olarak bu işi. Fahri olarak. Efendim, evet. O zaman zaten güreşler mengelisi, efendim yenicesi, evet, evet. Aşudusu, efendime söyleyeyim. Çayır güreşleri. Düğünlerde, çayır güreşleri. Düğünlerde, düğün akşamları. Düğünlerde, akşamları. 5 metre pazene beze güreş yaparlardı. Efendim, Darende'nin tabii bir içtimai hayatında emeklerimiz çok. Bir kültüre olan etkiniz de azımsanamayacak kadar fazla. Bir Darende türküsü var. Acizane benim sadece şiir olarak yazıp şuraya koyduğum bir şey. Bundan sonrasını sizden dinleyelim efendim. Şimdi Sayın Alaaddin Ateş Bey, gerçekten biz Darende'nin sosyal, kültürel, beşeri, insani, İslam bütün faaliyetlerine var olan bir insanım. Burada millet ilk Milli Eğitim Bakanı değil, unutulmayan Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey. Mustafa Necati Bey'i biz Adana'da anmalar yaptık. Ankara'daki anma çocuk oyuncağı. Evet. Ben programları biliyorum, bizde var. Evet. 1000 kişiye biz yemek verdik. Yemek verdik 1000 kişiye. Halk Konağı'nın Aşık Beyan'ın 6-7 yıl üst üste anma programlarını yaptım. Bunu ama bizim Halk Ozan'ın adına kitapta derdeceğiz çok eserleri vardı. Evet. Yani onları değerlendirdik. Ve dolayısıyla bizim Aşık Gürbüz, efendim Halk Ozan Aşık Gürbüz hep bunların hep bütün şeylerini, anmalarını yaptık. Bunlar güzel hizmetler. Evet. Ben şimdi Vakıflar Bankası müdürlüğüne emekli olduktan sonra Paysel Finans'ın Sakarya, evet. İstanbul Eminönü şube müdürdüm. Oradan da Malatya Ege Bank açınca Malatya'ya gelmiştim. Bu Malatya'da Ege Bank'ın açılışında Darende Dernek Başkanlığı yaptım. Ve herhalde yaptığımız derneğimiz öyle diğer derneklere benzemezdi. Tabela derneği değildi yani. Değildi, evet. Evet. Orada Osman Atıcı vardı, İsmail şey vardı, bizim Mustafa Özparatan. Evet. Gün 20 saat, 18 saat dernek açık. Evet. Ve çayı, kahvesi, kültürü, her şey mükemmeldi. Evet. Ayda bir de Sayın Valim, valide ziyarete gelirlerdi. Evet. Orada Darende'de bu Yazlık Hanım, Hatice Yazlık, Hatice Yazlık Hanım ben de Hoca Hanım şey yapmıştı, sergi. O sergi hem Darende'de açılmasına vesile oldum, hem de Malatya'ya getirdik, bizim dernekte şeyin serginin açılışını, evet, yaptık. Evet. Ve sergiyi de o zaman Milli Eğitim Malatya Valim, Malatya Milli Eğitim Müdürü artı bakanlıktan üst düzey yetkililer, evet, geldi. Onların üzerinde huzurunda bir açılış yaptık. Dedi ki vali attı şey adına Atilla Çeleboğlu. Evet. Dedi ki Darende'yle derneği de bu sergiyi aynen dedi öğretmen evde yan açılmışlar. Öğretmen evinde açabilir misiniz? Dedi ki sayın valim o şerefi verirseniz aynen dedik. Ve orada da çok mükemmel bir efendim yine üst düzeyinden 15-20 gün sonra bir açılış yaptık. O zaman Darende'ye başladık şeyine. Evet. Ve Darende'nin adına orada bir kitaplar hemen orada vardı kitaplarımız. Rahmetli Allah kanıyan rahmet etsin. Mehmet Gülseren hocamla birlikte Darende adına eserler müşterek çıkarttık. Evet. Onu da demin unuttuk geçtik. Bunlara daha önceden hazırlamak lazım. Mehmet Ali Cengiz öğretmenimi, evet. Mehmet Ali, evet. Mehmet Gülseren öğretmenimi, bunlar her birinin 40'ar eseri var. Yani bunları, evet, Darende'liler
Darendenin, darendellerinin unutmaması lazım. Evet, elbette. Mesela evet. Cumhuriyet kadını, onu ben rahmetli Tahsin Özkan'a, Tahsin Şahin'e ben de biliyorum. Şey vardı, Bedriye abla. Bedriye ablayı dedim, aman değerlendirin. Çünkü Cumhuriyet kadını. Onunla da bir söyleşimiz var. Tabii. Onun, son zamanlarında, evet. Onun söyleşim. Sizlere empoze eden, sizlere Allah şey yapan kişi benim. Allah razı olsun. Sağ olun. Değil mi onu? Benim. Dedim, bunu değerlendirin dedim. Bu dedim çünkü Cumhuriyet İlkokulu'nun ilk bayan talebesi ve Cumhuriyet İlkokulu'nda doğan, Cumhuriyet'te doğan, Cumhuriyet İlkokulu'nun ilk talebesi, bayan talebesi ve Cumhuriyet İlkokulu'ndan ilk diploma olan bayan talebe. Ve dedim ki ama bunu değerlendirin dedim. Fakat onu o zaman üzüldüm, hakkını veremediler. O Türkiye'de ses getirecek bir olaydı. Evet. Türkiye'de ses getirecek olaydı. Neden deseniz, çünkü ne diyorum? Doğum tarihi Cumhuriyet Bayramı. Evet. Cumhuriyet'in ilk bayan talebesi, ve Cumhuriyet'in ilk mezun olanı, mezun diploma olan bayanı ve halen hayatta olan temiz, trendet bir hanımefendiydi. Maalesef onu siz de dahilsiniz, değerlendiremediniz. En sonunda ben söyleşi yaptım. Evet. Ama tabii çok bir şey olmadıysa da evet. Aldık, bayağı aldık. Onu size şey yapmıştım. Onun için bu Darende'nin tanıtılmasında yazarlar, çizerler, o şeylerden... Ben bu arada çok özür diliyorum. Şükrü Erdoğan Ulu'nun Darende'nin basılı olan ilk, ondan önce varsa da şu anda biz bilmiyoruz. Basılı olan ilk eseri Darende Şairler Antolojisi. Şükrü Erdoğan Ulu'nun. Bu bende bir adet var. Hilmi Bey'den şöyle bir şey vesile olmasını isteyeceğiz. Biz artık yaşımız itibariyle çok kayda alan olmasa da kendisi bu konuda uzman ve yaş itibariyle de hürmet edilen bir şahıs. Onu yeniden bir baskıya alıp ikinci baskısını yapıp Darendelilerin istifadesine sunma şerefine bizi nail ederse kendisine çok mesut oluruz. Şimdi Sayın İbrahim Bey, Alaaddin Ateş Bey'im, hatırlattığın için teşekkür ederim. Demin dedim ya, önde bir hazırlık olmadığı için, evet. Şükrü Erdoğan'ın emekli hakim ve kendisi şair, benim akrabam. Evet. Benim akrabam. Ulular yani. Evet. Ben sadece zaviyeden evliyim diye size enişte değil. Tabii. O benim akrabam. Evet. Şükrü abinin hem yeni Mevlid-i Nebevi bir kitabı var bende, evet. Hem diğer eserleri var. Ayıntap nasıl gazi oldu? Tabii, yani. Bende bütün Antep, kendi... Yani Antep'in eski ismi Ayıntap. Yani şimdi evet. Şükrü merhumun bende kendi yazdığı, kendi imzaladığı yazıları bende hala duruyor. Evet. Yani duruyor, bana özel gönderdi. Yani yine de hay hay baş üstüne... Darende için gereğini yapar. Ve yazın, yazın diyorum, baharın, bu işte biraz baharın daha iyi olur. Çünkü... Hilmi abi de bilir. Ben onun yanında bir şey edepsik yapmak istemiyorum. Ağaçlara artık suyun yürüdüğü bir zamanlarda coşku artar. İnsanlardaki şairane duygular da artar. Bir şiir dinletisi Mayıs ya da Nisan ayı içerisinde tabii. Bir şiir dinletisini yaparak onu da o neşredilmiş eseri orada gelenlere ve artık Darende'ye herkese verme şeyine, şerefine nail oluruz inşallah. Alaaddin Bey, şimdi özellikle şunu da diyeyim. Ben tabii ilk başta da unuttum. Aslında ben bu sene bu hastalığım olmasaydı, geç hastalığım süresinde de A'dan Z'ye, Darende içinde okullardan, takip edenlerden, meslektaşlarımdan, bizzat ilgilenenlerden efendim dilek ve temenniyle teşekkür ederim. Ben bu sene onu yapacaktım. Hatta size söz vermiştim. Evet, evet, doğru. Çünkü bu arada yapacağım, kısmet olmadı. Bu ameliyat olduğum için. Evet. Ama yapacağım. İnşallah. Rabbim sağlık verirse. İnşallah. Ben bu arada bu Midider Derneği, Balaban'ı nasıl kutladım? O Midider Derneği'nin de şeyini kutluyorum. Artı İstanbul'da Darende Derneği'nin başkanlığını aldı. Cengiz Güneş. T-Shop mağazalarını sahip. Evet, evet. Onu zaten ben ta oradaki banka müdürü dönemden biliyordum onun faaliyetini. Evet. Onu da ben kutluyorum. Sonra bir ara Darende adına Osman Çok Yaşar kardeşimiz Zengibar ismi gazeteyi çıkarttı. Evet. Destek verdik. O da gayet iyiydi. Tabi bu arada Darende kültürüne Hacı Ali Hıradağ'ın katkısı. Evet. Yani bu 17.sini yaptık Hacı Ali Hıradağ'ın yemeğini.
En son katılım 2000'in üzerindeydi. Ben o kültür derken biraz ben bir şey de Darin'de de Ticari Hayat adlı bir akademik olmasa da halkın anlayacağı dilde yazılmış bir eser vardı. Evet. Onların onun yazımında hazırlanmasında emeğim geçtiği için kendimi mesut ve mutlu hissediyorum. Onun basımına sponsor olan, o kitabı baskıya sponsor olan Ilıcak Kağıt, Mehmet Ilıcak'a da ben buradan ayrıca teşekkür ediyorum efendim. Biz tabii projemizin bir kısmı güncel hayatsa, evet, biraz da geçmişe dair bir takım bir şeylerden de söz etmemiz gerekirse, çocukluğunuz nasıl geçti? Şimdi çocukluğumuz, ben dedim 85-944 doğumluyum. Küçükken bilhassa çarşı merkezinde büyüdük. Evet. Efendim ilk dönemlerde balık tutmayla, bir de Kur'an kursuna gitmeyle, Kur'an kursunda da Allah rahmet eylesin, gerçi babam şimdi mumun ışığı dibini ışıtmaz derler. Doğru. Evet. Babamızdan ziyade Muhittin Hoca'ya geldik. Muhittin Hoca'ma. Zaviyeli Muhittin. Muhittin Kocamek. O benim Kur'an okusu hocamdı. Ben de ondan hatta bir anım var. O zaman tut yemeye meraklıydık. Evet. Tutu yemiştik. Gittik oraya. Oraya gittim. Orada da Feyzi abi var. Feyzi Yıldız. Evet. O abim. Demişler onlar da hocam bak bu tut yemiş, şireleri var, dudağında yıkamadan gelmiş ağzını demişlerdi. O da rahmetli dedi, git dedi şu ağzını yıka da gel, tut yemişin şirelere bak dedi. Hemen çıktım oraya, orada yıkadım kaçacağım. Fark etmiş onu, fehmetmiş Muhittin hocam. Oradan efendime söyleyeyim, camı, orada bir camı vardı şimdi. Derviş Camii yani de. Derviş'te mi? He. Bu şeyin de, Havzalan da. Havzalan mı oluyor da? Evet. Pencereyi açtı. Gözümü patlatırım seni dedi. Doğru gel buraya dedi. Hakikaten gelir diye döndüm gittim. Evet. Daha da çelik değnek oynardık. Gazguç oynardık. Dikili taş oynardık. Evet. Heke oynardık. Tabii, İp atlardık kızlarla. Bu arada tabii Cumhuriyet'te. Cumhuriyet İlkokulu'nun talebesiydik. Evet, Cumhuriyet İlkokulu'nda benim emsallerim Zaviye'den Hacı Önal. Evet. Hacı Önal Çalışkan'dı. Avukat Hacı Önal Çalışkan'dı. Sonra Dağrendi'ye de bize de ilk defa futbolu getiren Nurhan Taştepe. Malatya'da ablası doktordu. Evet. Nurhan Taştepe bize top merakını getirdi. Futbol. Ondan sonra Hatem Kocamemek. Hatem Kocamemek de şimdi Hatem Kocamemek'le Hacı Önal ya da o da Emin Kumtepe'yle. Emin Kumtepe'de bizim hep yani bir iki yaş aramızda fark olsa da okul arkadaşıydı. Evet. Emin Kumtepe bir tarafa durdu okulun bir tarafına, öbür tarafta Hacı Önal. Fenerbahçeli misin, Galatasaraylı mısın? Şimdi Hacı Önal daha çalışkandı ya, evet. Ondan mıdır? Veya ilk önce Galatasaraylı mısın, Fenerbahçeli misin derken Emin Fenerbahçeli diye hiç unutmam. Evet. Ben Hacı Önal Galatasaraylı, Galatasaraylı dedim. O tarihten beri ben Galatasaraylı'yı evet. tutarım. Hatem Kocamemik, Emin Kumtepe, ondan sonra Kemal Ateş. Evet, Kemal evet. Ateş benim iyi arkadaşım. Evet. Hatta Aziz Öztürkçen vardı. Aziz Öztürkçen bize dedi ki Cuma hutbesinden başladık. Ben bildim bana 10 verdiydi. Evet. O ben şeyde ondan fazlaydım din dersinde. Evet. Kemal Ateş'ten iyi bir arkadaşımdı. Allah gani gani rahmet etsin. Sonra Kadir Kocamemek vardı. O ilkokul 3'te rahmetli oldu. İlkokul 3'te Kadir Kocamemek Sablıcan'dan rahmetli oldu, öldü. Yukarıya cenazeye Sıtkı Hoca da okulda yazıcı oğlu bizleri aldı. Ellerimize de çiçek verdi Gül Demet. Efendime mezarlığın başına götürdü bizi. Hacı Derviş mezarlığının başına götürdü. Evet. O zaman bütün velilerimiz, halk bu Sıtkı Yazıcıoğlu nasıl insan diyor. Çok hakaretlerde bulunan. Yüzüne olmasa gıyabına kızdırar ki. Evet. Talebeleri mezarlığa niye götür diye. Ben babasına elden rahmet Sıtkı Yazıcıoğlu'nun. İyi ki bizi götürmüş. Nedendi? O tarih, bu tarih o kadire rahmetle okurum. Dua ederim. Evet. Gördük çünkü. Tam mezara da varmadı ama mezarın başındaydık. Evet. Milletçi yaptı. Onun için Sıtkı Yazıcıoğlu öğretmenim de hemen basında da söylemeye vardır. Evet. Efendime söyleyeyim. Bunları Darende'nin şeyinde
emeğe iyi vardır. Evet. Şimdi efendim okul zamanından sonra, yani ilkokulu mezun olduktan sonra ortaokulu nerede okudunuz? İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu okuduktan sonra Dağren'de ortaokulundaydı. Dağren'de ortaokulundan önce... Hüsnü Yılbay'la siz... Aynen, ben dönemde. Bir sene kaldım, ben biraz haylazdım. Hüsnü Yılbay iyi kaval çalardı. Evet. Efendim okul müsamereleri falan yapardık. Onun için bir senede beraber okuduk biz, evet. Şeyden, ben yetişti bize. Ben yalnız okulun sosyal aktifler hep yer aradım. Voleybol takımındaydım. Evet. Voleybol takımını orta sahaya aradım. Servis atardım o tarihlerde. Efendim mesela spor kolları, sağlık kolları, şunlara İsmet Özkurt'dan, onunla İskender Arif Könder benden bir sınıf öndeydi. O güzel Kütüner'di. Akif Soylu, ondan sonra İsmet Zaloğlu, bizim avukat Hacı Mehmet Zaloğlu Fransızca dersimize gelirdi. Hı. Aziz Öztürkcan Fransızca dersine gelirdi. Hata affetmezdi. Okulda hatamızı görse gelir takip eder eve, babamıza derdi. Bizi dövdürürdü. Rahmetin ilkokul öğretmenlerimiz arasında o zaman Papazoğulları namı varlardı. Şükrü. Evet. Şu anda Şükrü Hazine'de var. Hazine'de o vardı. Evet. Sıtkı Yazıcıoğlu vardı. Aziz Ateş vardı bizim dönemimizde. Evet. Allah rahmet eylesin. Murtaza ayrı bir ek oldu. Murtaza aile büyüğümüzdü. Hatalarımızı da görecek. Murtaza Eroğlu. He. Değil mi? He, o şeydi. Genel hizmetlerdeydi ama. Cemil Bey o. Evet. Ama onlardan biz çok çekinirdik. Peki efendim oradaki ortaokul dönemindeki o havayı anlatır mısınız? Yan tarafta bir baraka varmış. O barakada şimdi hakikaten çok, geçen gün öyle bir noktaya isabet ettin ki 10 gün önce onu düşündüm. O baraka yapıldığında vay bu Amerikan şeyi diye. Ben şey mal. Evet. Mal diye. Ya halbuki o baraka milleti kurtardı. Neden? Okul sınıflar dardı. Evet. Oraya sınıf yaptı. Orada ben okudum o barakada. Evet. Sınıfı oraya aldılar. O zaman Allah ganiğine rahmet etsin pehlivan derdik. Fotoğrafçı Mert Zontun'un oğlu. Evet. Halit Zontun. Halit Zontun bu bisiklete binerdi. Halit Zontun. Evet. Tamam mı? Halit Zontun'un bisiklete binişi. Bir de Uğur Kaptan vardı. Postacı. Şimdi Ali Kaptan oğlu. Ali Kaptan. Ali Kaptan'ın kardeşi. Uğur'un güzelliğine hayrandım ben. Evet. Uğur kaşlı gözü güzeldi şimdi. Evet. Çok değerli bir arkadaştı Uğur. Evet. O okul arkadaşımızdı bizim. Olacak ya Hayrettin Çomoğlu. Ben, Uğur Kaptan, bir de İhsan Rüzal vardı Malatya'da. Ankara'da yapı sanatta gittik. Birbirimizden habersiz aynı sınıfa düştük bunlarla. Evet. Okul arkadaşımdı onlar. Evet. Uğur'un babası Sade Bey'di. Sade Bey'in annesi Ayşe Hanım vardı. Ya hangi birini anlattım bu 76 evet. yıllık ömürde? En fazla kışın kar topu oynardık. Evet. Kar topu işin enteresanı. Zaviyeliler bir taraf, İbrahim Paşa Mahallesi bir taraf, evet. Hacı Devreç bir taraf. Efendim Higet'e bir taraf. İçine taş koyman da gerisi. İçine bazen o taş koyan oldu muydu? Rahmetli Sıtkı Hoca'dan, Sıtkı öğretmenden. İyi bitti öyle. Ve bir de Şükrü Hoca'dan, Şükrü şimdiki hazinedar olunan evet. iyi bir zopa yerlerdi. İzade evet, pis satmak iyiydi. Pis satarlardı o zaman. Pis evet. Küçükken biz millet topları getirir. 100 paraya 5 kuruşa pis alırdık biz. Pis dediğimiz olay ağacın, kayısı ağacının kendinin ürettiği bir şeffaf kuruyunca cam haline gelen, cam gibi bir vaziyete gelen bir madde. Bu madde sanayide zannediyorum kullanılıyordu. Biz de çocukken çok topladık. Pizi ağaca, kayısı ağacına çıkardık. Alıp elimizin üstünde toplardık. Zaten çok miktarda değildi o. Tabii piz dediğimiz olay bu. Buyurun efendim. Doğru. Onu da artık ellerine topladıklarını görsek o rahmetli en fazla onu yapan şey vardı. Topalların etem. Etem. Etem o satardı. Onun şeyi evet. efendim. Onu almadık ama bize kağıt arasında getirdiği için alırdık. Evet. Bir de okulda en fazla şey yapardık küçüklüğe yönelmişken. Şimdi portakalların kabuğunu kitapların arasına koyduk. Kuru yani. He. O zevk aradık. Yani evet. Çünkü bulunmazdı ki. Çam yapraklarını, çam, evet. çamın yapraklarını. Gül yapraklarını. Gül yapraklarını o zaman efendim onları kitapların arasında koyduk. Onları. Fakat en büyük zevkimiz gerek ortaokulda bilhassa ortaokulda evet. sopulardan
arkadaşlar geldi. Sokula'dan, Önmahlı'dan arkadaşlar geldi. Onların hafta günlerinin gelmelerini zevkle takip ederdik. Niye? Efendim Hilmi abimin o kadar çok seveni var ki, o kadar çok seveni var ki maşallah diyorum. Biraz önce telefon, şimdi başka şey, şimdi zil çalıyor. Bakmak zorundayız efendim. Alaaddin Bey, ilkokul, ortaokulda bilhassa hafta günleri, pazartesi günleri köyden gelenler, tabii şimdi mahalle oldu. Evet. Gerek Sopular'dan, Ayval'dan, Irmahlı'dan, efendim Yenice'den gelen arkadaşlarımız vardı. Akşamlar oraya gitmekten zevk aradık. Özellikle İsmet Zeharlıoğlu. Öğrenci evi ziyaretleri. Kadir Uğur, İsmet Özkurt. Ondan Hayrettin Çomoğlu. Aklıma gelenler. Ondan sonra. Çünkü niye? Bastık gelirdi, Cöz gelirdi, Grutut gelirdi, şey gelirdi, İncaz gelirdi. Tabii ki. Kavurga gelirdi. Evde en alası var ama önemli olan onlar arkadaşlar. Sopulardan, o Sopulardan Kömbe gelirdi. Evet. Bunları zevkle yerdik yani. Oraya meraklıydık onlara. Evet, evet. Onun için onlar da hayatta olmayanlara rahmetler diliyoruz. Amin, amin. Hayatta olanlara kulaklar çınlasın. Öyle şeylerimiz vardı. Evet. Küçüklük anımız. Çok enteresandı orada. Belli saatlerde çelik değnek oynardı. Evet. Sonra şimdi yoktur bilmiyorum. Eskiden bir de bizim küçüklük dönemimizde, küçüklükte 60'lı yıllarda burada... Sonra Panayır'da benim çok emeğim vardır ha. Evet. Bu Panayır'daki belediyede Esra Resimler var. Orada Sıtkı Yazıcıoğlu'ndan falan ben Panayır'da çok şey yaptık. Panayır o gün yani bugünün festivali gibi mi? Festivali sürerdi. Evet. Dairemlerine sahip çıkamadı. Ona sahip çıkamadı. Bir de hayvan affedin Panayır olurdu. Kim güzel bakardı. O oradan ödül alacak diye o çıkaracağız diye hiç olmaz hayvanlar güzel şey tımar kaçlarına görürdü. Evet. Onlar da bakıma vesile olurlardı. Ne güzel. Böyle şeylerimiz vardı o tarihlerde. Şimdi Cumhuriyet bayram Cumhuriyet alanında olurdu. Sonra bizim o zaman daha önce 30 Ağustos güreşimiz de çok önemli bir Zafer Bayramı. Güreş festivalimiz bizim 19 Mayıs'taydı. Ta ki kaça 70-75'li yıllara kadar 75-76 yılı 19 Mayıs'ta. Fakat okullar çoğalınca yani okullar yine var ama İlçenin açılması. Yani. Beybağ Okulu, Hacılar Okulu ve diğer Nadir Okulu da programlara katılınca 19 Mayıs'ta bir de o zaman beden öğretmenleri falan da geldi. Evet. Hareketler çoğalınca gün yetmedi. Hmm. 19 Mayıs'ta okulların katılımıyla program genişleyince öğleden sonra güreş başlayınca olmuyordu. Onun için güreşleri 19 Mayıs'tan 30 Ağustos'a aldık. Evet. Çünkü okullar katılım çoğaldı. Okulların şiirleri çoğaldı. Gösteriler çoğalınca 19 Mayıs'ta öğleden sonra bitiyordu şey. Evet. 19 Mayıs. Eskiden bir saatte bitiyordu. Evet. Ha onun için 19 Mayıs şey aldı. Şimdi burada bir de şunu da söylemek lazım. Kültür festivaline dönüştüren merhum belediye başkanı Sıtkı Özünal'ın şeyi vardır. Evet. Fakat burada bir de Memduh Önal başkan şimdi Allah var. Darinde de en güzel güreşler Memduh Önal zamanında yapılmıştır. Evet. Bazı bende bütün kayıtları var. Benim dosyam var. Millet bulamaz. Ben de bütün belediyelerin güreşimize sahip çıktığı tarihten beri bütün şeyler bende dosyamda mevcuttu. Derseniz şunu söyleyeyim. Memduh Önal güreşe güzel bir şey vermişti. Hatta güreşi dedi belediyenin seyirci olsun. Para destek yapalım. Evet. Efendim şey yapalım dedi. Güreşi yapalım dedi. Fakat buna muvaffak olamadı. Niye muvaffak olamadı? Mustafa Özpolat isim veriyorum. Emin Tatlıcı, Ayhan Erden, o ekip vay böyle Memduh Önal güreş yapmıyor diye devreye gider. Eğer onlar devreye girmeseydi bugün Daren'de Zengibar Karakucak güreşlerinin seyri başkaydı. Başka direktmen belediyenin elinde değildi. Evet, evet. Ben güreşimizin
belediyenin elinde oluşuna üzülüyorum. Evet, evet. Pardon, buyurun. Estağfurullah. İşte hafıza sorunu var dediğimiz aslında ilçeli bir hafıza sorunu var. Ama aslında bunlar var. Kayıtlar bir takım yerlerde var ama kurumsal anlamda bir hafıza yoktur. Sizin elinizde işte diyorsunuz çeşitli yıllara ait güreşlerle alakalı fotoğraflar vesaire tabii, var. Ama kimse yanınıza gelip de size ya Hilmi abi yıllardan önce bir sizin bir afişler vesaire var. Bunları bir paylaşalım ya da nedir onlardan bir örnek alalım deyip yanınıza gelen oldu mu şu ana kadar? Olmadı, soran da yok. Soran da yok. Ben hemen istedense getireyim dosyamı. Evet. Mesela şu en büyük hizmetimizden Sayın Mehmet Gülseren'le beraber Dağrenderi şairler ve sanayi şeyler, evet, evet. Sanatçılar. Mehmet Gülseren Hilmi Keyh'dir. Evet, çalışmış. Bu efendime söyleyeyim Mustafa Necati Bey'in adına kitap. Evet. Bu da şu anda elime geçen bulduklarım. Evet, anladım. Evde. İlk iki yıl Malatya Ticaret Lisesi'nde bir iki, ondan sonra ayrıldık Ankara'da. Ticaret evet. Lisesi'nde yine kimde okudunuz? Dağrenderi kimse var mı ticaret? Vardı tabii. Yusuf Doğru vardı arkadaşım. Evet. Bir de Nuri Ülkel vardı. Hmm. Onların dedi ben bıraktım orayı. Oraya bıraktıktan sonra başka bir devam ettiniz. Ankara'da yapı sanata devam ettik dedim ya. Hayrettin Uğur okula kadar. Tabii bu arada iş hayatına atıldınız. Yani benim ilk memuriyet, şimdi siz iş hayatın memuriyet hayatımın ilki Ankara Orman Bakanlığı'nda başlar. Evet. Orman Bakanlığı'nda. Tabii o zaman bekar mısınız? Bekardım. Bekarsın. Tabii. Evet. Askerliği yaptınız. Askerliği yapmadım. Yapmadan, evet. Ha, askerliği yapmadan oradan şey yaptık. Efendime, orada devam ettim. Askere gittim geldim. Bu sefer Orman Bakanlığı'ndaki hizmetim oraya şey yapmadım. Bankacı oldum. Evet. İlk bankacılıkta ilk görevlerim Kayseri Bünyan'dır. Evet. Kayseri Bünyan'da, daha sonra Kırşehir. Vakıflar Bankası mıydı? Şeyde, Bünyan'da Halk Bankası'na başladım. Evet. Kırşehir'e vakıflara transfer oldum. Evet. Ve meslek hayatımda da memuriyetim çok azdır benim. Anladım. Yani şöyle az, hep idareci olarak. Ha, memuriyeti anladım. Ben böyle teski amir olarak şey yaptım. Evet. Efendime söyleyeyim, Kırşehir'de ayrı bir şehrimiz vardı. O da Kırşehir'den de Bolu'ya gittim. Efendim Bolu'dan tekrar geldik, Kadirli şubesini açtık. Evet. Efendim Kadir'den sonra Adana falan. Yani bulunduğum yerlere de sosyal ve kültürel konularda, mesela bu adamcağız Kadirli'ye niye ben unutmuyorum? Kadirli'nin güreşine ayrı bir katkım vardı. Yani evet. Kadirli güreşine evet. Ayrı bir katkım evet. Vardı. Artı, şimdi ben burada neye yanıyorum? Şeyde, mesela Malatya'da Turgut Özal güreşlerinde sunuculuk yaptım ben. Evet. Konak güreşlerine sunuculuk yaptım. Dağrende de yüzümüze baktım. Enteresan. Bu iş öyle oluyor. Her genelde. Gittiğim yerde gerek Bolu'da, gerek Kırşehir'de, evet. Gerekse Kadirli'de ya da Kadirli evet. Büyüklü'de, gerekse Adana'da, efendim İstanbul Eminönü'nde de hep bizim plaketlerim vardır benim. Evet. Çünkü sosyal, kültürel, beşeri, insan bütün faaliyetlerde var bir insan. Ben çok festival şeyim vardı, plaketlerim vardır. Efendim biz bu söyleşiyi yapıyoruz. Burada kayıt altına almadan konuşsak söz uçtu gitti. Kayıt yok. Şimdi insanda aldığı takdir ve plaketler de böyle. O anda takdir edilirsiniz. Eline sağlık tamam ama onun bir göstergesi plaket ve belgelerdir. Ben hayatımda ilk plaketi Hilmi abimden aldım. Ama bir de anı var orada. Evet onun çok tatlı bir anısı var. Ben... Hiçbir zaman ben dememişimdi. Ben değil. Yani şu garip adam diyelim. Hiçbir zaman onu hiç müsaade ederseniz. Dairende adına aldım. Dairende kültürü adına aldım demiştim. Kendisine verelim sözü. Buyurun efendim. Şimdi müsaade ederseniz onu şu şekilde anlatayım. Şimdi o dönemde tabii ben faal bir insanım. Hem maddi manevi destekliyorum. Şöyle Dairende bir şey yaptım. O zaman emsalleri arasında ve Dairendeler arasında Alaaddin Bey bir, Nurullah Uğur var şimdi Vakıflar Bankası'nda. İki, ne Cihat var şeyin, Emin Tatlıcı'nın oğlu. Evet. Bunlar faal insanlar. Bilhassa bu teknik hususlarda, zaten o teknik konularda. Ve
uğraşısıyla, düşüncesiyle, yeteneğiyle Alaaddin Bey'e de bir plaket verilmesi lazım. Bunu önerdim ve Alaaddin Bey plaketi tanzim ettirdim. Allah toplumdaydı, razı olsun. Öyle mi? Tamam, aynen, evet. O zaman tabii günümüzün kaymakamı, belediye başkanları falan. Atilla Vural Bey var falan. Alaaddin Ateş Bey'e plaket verilmek üzere sürpriz olsun diye ben. Çünkü biliyor, yeteneğini biliyorum. O anda da ben plaket verileceğiyle ilgili hiçbir bilgim yok. Evet. Alaaddin Bey'in plaket verileceğiyle ilgili en ufak haberi yok. Alaaddin Ateş Belediye çağırınca, anons edince geldi. Demez mi ki ben bu plaket hak etmedim? Allah! Yahu işaret ediyorum, göz ediyorum. Alaaddin Bey, efendim ben uğraşım değil ama ya kardeşim ben biliyorum. Oradaki organizenin %60'ında da hizmet payı var. Ya mütevaziliğin verdiği bir şeyle, evet, sonra refleksle. Mecbur kaldı, ben ısrar edince, şey yapınca, millete de bir şok oldu. Aldı plaketi. Fakat aradan geçen yıllar sonra Hilmi abi özür dilerim dedi ya. Ne kadar haklıymışsın dedi. Evet. O plaketin önemini ve o gün bana verilen değeri ben daha anca yeni idrak ettim dedi. Ha ben de dedim ki, mesele değil, sen mütevaziliğin. Kendini ön plana çıkarttım için. Bugün dahi Darende de, bakınız, burada olmadığı halde Mehmet Önder diyorum, senin elemanın evet, mı? Birlikte çalışıyoruz. Birlikte evet, çalışıyoruz. Evet. Yetenekli bir delikanlı. Evet. Bu dönemde siz öyleydiniz. Ya bugün de hayırlı mesela. Şey imkanlarla, o kıt imkanlarla öyleydi. Doğru. Bugün mesela sosyal medyada, tabii onun da bir ayrı bir zaman ayırmak ve yetenek isteyen şeyler var. Mesut abi var, Mesut Yel var. Diğer taraflar başka sosyal medyada. Şimdi evet, yani Mesut Yel'de de benim emeğim var. Evet. Sayın Ahmet Çakır'da da, Ahmet Çakır'ı Darende şeyden, spor sahasından aldık, basıncı yaptırdık. Yani evet, tabii yeteneği varmış, mutlaka, bizi geçti, güzel. Evet. Şimdi onun yazdığı yazılara inanmıyorum. Kim yazdı, ben yazdım, güzel bir olay. Onu oradan aldık. Evet. Mesut da fotoğraf çekimini de efendim şey yaptık. Evet. Onun için hepsi de iftihar vesilesi. Şimdi yani, biraz önce dedi ki, pardon, Darende sadece Darende eksenli, Darende olup ama sadece Darende eksenli çalışmayan, ulusal anlamda çalışan Darendeliler de var. Nilüfer Hanım, Nilüfer Aktaş Dontun mesela, onun da Darendeli olarak şimdi eğitim tabii, verdiği Nilüfer katkılar var. Aktaş Dontun hanımefendi de Cengiz Özer'e biz kazandırdık. Evet. Yani kazandı derken dikkatimi çekti. Faal bir kadın, tebrik ediyorum. Güzel yazıları var. Tabii şimdi artık o Nilüfer Zontun Aktaş, evet, artı Mehmet Ulu Türkan, evet, Ahmet Çakır, İsmet Uğur, bunlar artık aldı başını gidiyor. Bunlar evet, zirveye taşındılar. Mutlaka. Ama evet, kısmet doğrusu inşallah bu Şükrü Erdoğan Ulu abimizin, bakınız onda şurada iftihar verselim. Şükrü Erdoğan Ulu abinin Zaviye'deki mezarın etrafının ağaçlarını alıp onları gün yüzüne çıkaran, evet, temizleyen benim. Allah razı olsun. Hemen helal olsun ona. Evet. Berat abi. Peki bu arada demezler mi ki Hüsnü Yelbay'dan neden bahsetmediniz diye? Hüsnü Yelbay'ın şimdi Darende türküsünün, saygıdeğer hemşehrilerim ve dolayısıyla kardeşlerim, Darende halayı ile Darende türküsünün kahramanı Darende İbrahim Alaaddin Ateş. Estağfurullah. Şimdi fikir de oradan geldi, öyle mi efendim? Doğrudur, evet. Onu bugün, ama ben olsam bizim Darende'nin yerinde, hatta şöyle dedim ben. Gelin dedim, her düğünde kim davulcular bile, davulcu, zurnacı, Darende halayını çalar oynatırsa maddi olarak her oyuna 50 lira benden dedim, öyle mi? Evet, evet. Darende türküsünü de yazan İbrahim Alaaddin Ateş, şiir okumaya meraklı, okudu. Bunu türkü yapar mıyız? Sen bilin. Hemen yazdık hanımı, şey yaptık. Evet, o bir demo, bir kaset yapacak şey öğrencisine. İçerisinde istedi ki bir Darende ile alakalı bir türkü olsun. O güne kadar Darende ile ilgili bir neşredilmiş bir türkü yoktu. Bunu tabii Hilmi Bey, benim bir böyle bir Darende ile ilgili yazılmış bir şiir var mı denince benim şiir aklıma geliyor. Alıyor, Hatice Hanım'a veriyor da İstanbul'da Murat Biçer diye bir bestekara bestelettiriliyor.
Hasan Şahin. O zaman o kasette okuyor. Bugün Darede türküsü olan boşalırsın terki diyar edenle. Elbet yüzün gülmez benim darendem. Senden göçenlere sorsam yerini, haritada bilmez benim darendem diye başlayan o şiir, türkü şu anda da bazı bir takım dairelerle ilgili yapılmış kısa filmlerde vesaire bir fon müziği olarak kullanılıyor. Fon müziğinden ileri de gitmedi maalesef. Paris'te kendisiyle görüştüğüm bir Kızılhisarlı bir arkadaş var, otel müdürü Mehmet Sevin diye bir arkadaş. Benim kızıma, düğününde kızıma yazdığım bir şiirim vardı. O şiirimi türkü haline getirmekle ilgili bir çalışmaları var. Şöyle başlıyor o da. Daha dün Beşik'te mışıl mışıldın, güzün ay gibiydi, ışıl ışıldın oy. Böyle başlayan bir türkü efendim. Bakalım ileride nasıl bir şey çıkacak. Şimdi belki Alaaddin Bey'in kendi haberi yok ama Alaaddin Bey'in eserleri bende bir klasör halinde. Alaaddin Bey'in eserleri klasör halinde bende saklıdır. Durur yani, saklıdır orada. Onun için. Tabii bu vesileyle Türkiye genelinde Darende isminden bilhassa Erzin'de Mehmet Ulu. Çukurova'da bir hayli hemşehriler var ama sosyal etkinlikleriyle Darende'yi gündeme taşıyan Hacı Ali Hıradağ. Evet. Bunlar ayrı bir ekoldür. Sonra İmam Gazali Hıra'da dernek başkanlığıyla. Tam bir noktaya geldik efendim. Efendim siz tabii memuriyetten sonra evlendiniz. Benim de yarı annem diyelim, Ayla Hanım'la izdivaç oldu. Oldu tabii, oldu derken sanki ben oradaymışım gibi olmuş. Ve Ayla ablamın ağabeyisi Kemal Özkan. Bu memlekete Darende'yi tanıtan önemli isimlerden birisi. Kendisinden dinleyelim efendim. Şimdi gerçekten öyle bir noktaya temas ettik ki bugün Darende'yi Darende'ye değil Darende'ye Türkiye'ye, dünyaya tanıtan kişi Kemal Özkan. Ünlü sünnet uzmanı Kemal Özkan. Ve dünya evesin o ne kitabı Güneş'e o kitaba yansıdı. Evet. Artı İtalya'da, İngiltere'de adına 2 dakikalık bir kaset yapmışlar şeyin. Dünyada isim yapmış. Evet. Kemal Özkan'ın Darende de gel gör ki bir tane adına bir cadde, maalesef sokak yok. Maalesef. Bu belediyeler artı bir de şey var, aynı ona da katıyorum. Mehmet Sami Erdem Bey. Evet. Mehmet Sami Erdem insana yatırım yaptı. Darende'nin torunlarını çaldı. Evet. Dedelerini işe başlattı. Evet. Bilahare oğullarını bırakın torunlarını işe başlatan Mehmet Sami Erdem'in şu anda Darende'de bir caddede, Kemal Özkan'ın caddede bir isminin olması lazım. Evet. Çünkü bütün bankalar camiası. Sami Erdem dünyada 2 defa 20 bankacı seçilen Sami Erdem. Sami Erdem'in Darende'de adına bir caddede sokak yoktur. Evet. Bu belediyeler isim verirken kriterleri nedir? Ben buna merak ediyorum. Evet. O noktada efendim bir şey daha var. Evet. Geçtiğimiz günler. Bu yıllarca da yapıldı. Sadece bir tek Sıtkı Özünal merhum belediye başkanı zamanında sadece Darende kültürüne katkısı olanlara bir plaket verildi. Bunun dışında Darende adı üstünde kültür festivali deniyor. Kültürle alakalı hiç kimse yok. Efendim biraz da tabii şey durumuna geleceğiz. Siz her ne kadar Darende'ye gitse, Darende'den memuriyetliğiniz ya da banka müdürlüğünüz, çalışma sizin içerisindeki Darende'de kopmuş gibi gözükseniz de Darende'den kopmamış bir vaziyetteysiniz. Elhamdülillah. Gelirsen her zaman derler ki Hilmi abi mutlaka tava yaptırır. O Darende tavasına yer. Durmuş anında ekmeğinden alınır. Evet. Ve bugün de ben Darende'mizin bir pidesini şöyle koyalım. Efendim kızarmış güzel bir pide. Bu ekmeği buraya koymuşken size geçmişten bir anı anlatayım. Müsaade edersen tabii. Estağfurullah. Sanayi'nin çıktığı ilk dönemler 957 tahminim 57-56 yılları. O zaman fırınlarda tahta boş vardı. Tahta boşa gelirler, köyden gelenler tahta boşa çıkar.
Tahtaboş'ta efendim ekmek yağlatırlardı. Ha. O Tahtaboş'taki ekmekte bir ekmekçi durmuş anda ekmek Tahtaboş'u vardı. Durmuş koyu Türk. Evet. Onun da Tahtaboş'u vardı. Müslüman'da yukarıda şey vardı. Evet. Bir de onun kardeşi mi Hacer'le onun da hep şeylerde Tahtaboş vardı. Şeylerde. 5-6 şeyde. Orada tabii bir tane sana ya o zaman Amerikan işi şeklinde falan. Evet. Bir tane vatandaşın bir tane de köyden gelenin biri sana yağını arıyor. Yukarıya çıkıyor. Masanın üzerine oturuyor. Sana yağında koyuyor. Oradan eğiliyor. Müslüman diyor. Kubbanım diyor. Bana diyor bir ekmek atan mı diyor. Müslüman oradan güzel ekmeği yapıyor. Ekmeği alıyor. Arkasına da bakıyor. Unun da koltuğuna şöyle siliyor. Evet, Müslüman siliyor. Al yiyen diyor atıyor. Onu orada açıyor. Yağlıyor. Müslüman diyor. Bir ekmek daha atan mı diyor. Yağ evet, bitmiyor. Evet. Müslüman yine aynı şekilde tozunu şey yapıyor, atıyor, evet, yiyor. Elhamdülillah atıyor. Az bir yağ kaldı diyor. Koy oraya sen diyor. Evet. Başka bir yer diyor. Evet. Geriye kalan yağ da hep yağlandı. Oraya koyuyor. Gidiyorken yeğen diyor ekmeğin parasını vermedin herhalde diyor Müslüman. Çünkü ticaret o. Müslüman kutbanım diyor. İki ekmeğe diyor. Param olur diyor. Sen bizim köye gel ki önüne ekmeği ben korunan koyan diyor. Köyde ekmek korunan evet, konur ya. Doğru, evet. Ya bura ticaret diyor. Tabii, evet. O tarih, bu tarih Müslüman bu şeyi anlattı. Sözü, evet. Ya Müslüman diyor, kubbanım iki ekmeği diyor, param olur diyor. Sen köye gel ki ekmeği önüne bizi korunan koyan diyor. Evet. Öyle bir anısı var. Dairende dışarıda bulunsa da dairendeki o ortamları mutlaka gözünde tüter. Kış aylarında ya da işi dolayısıyla dairede de bulunan, işte dışarıda bulunan insanlar, Ankara, İstanbul, Adana vesaire yerlerde bulunan insanlar illaki yazın gelirler. Biraz da önce söylediğim gibi tava yaptırırlar ve ekmek yağlatırlar. Bunlar özlemdir. Bu özlemin bir göstergesidir. Şimdi Hilmi Bey de bundan önceki 5 yıl, belki 5 yıl önce aynı bu durumdayken bugün artık dairede yerleşir oldu. Artık kışın dairenin o soğuk ayazını yer yeme pahasına yine de dairendeyi terk etmeyen insanlardan oldu. Efendim artık dairendeli olduk değil mi? Yani dairendeliyiz de dairende de kalıcı olduk değil mi? Efendim dairende torun davasına torun dede deyince evet, tabii gülmeyeceksin. Torun eskiden torunlara değer verene kızardım. Öyle değilmiş. Evet. Torun sevgisi ayrı. Torun davasına 4 yıldır kışın buralıyız. Bir de şunu özellikle söylemek isterim. Darendeli, dışarıda zaman geçiren Darendeli, Darende'ye geldiği zaman mevsim özelliğine göre kışın ekmek yağlatmazsa, yazında şeyde bilhassa yaşlı şey Darendeler lahana yaprağında evet, o güzel üzümün kabacığını veren ve o kavunun, evet, mezgidiğin kavunun tadına bakmazsa, evet, zaviye gitmezse, zaviye giderken de kurt bağından geçip Hacı Sanağ'ın evinin önünden, burada Hacı Sanağ'ın efendinin evi demeden giderse Darende, köprü gözetmen Darende'ye geldiğinin kıymetini bilmez. Evet, evet. Kendini Darende'ye zannetmez. Evet. Fakat çok bizim üzüldüğümüz, yani ben kendi açımdan, geldiğim yaşımdan üzüldüğümüz noktalar var. Köprü gözü derken o köprü gözü, Nadir Köprüsü'ne üzülürüm. Evet. Uzunok Köprüsü'ne üzülürüm. Ve köprü gözüne üzülürüm. O köprü gözü batal olmaması lazım. Evet, evet. Ama neme lazımcı dedik ya, neme lazımcı olunca evet, bu tür eksikleri görmüyoruz. Evet. Ama gelinen noktada Sayın Alaaddin Ateş gibi kardeşimizin efendim canlı, heyecanlı, azimli, kararlı, efendime söyleyeyim, çalışmalarıyla böyle bazı şeyleri gündeme taşıyorsa, gündem oluşturuyorsa, Darende halayını ve Darende türküsünü Darendelilerle hediye etmişse, geleceğe, günümüzden geleceğe miras bırakmışsa, kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Efendim, ve dolayısıyla da Darende'ye emeği geçen, gerek basında, gerek sosyal ve kültürel faaliyetlerde, eğitim alanında hizmetleri geçen büyüklerimi de, öğretmenlerimi de ve hemşehrilerimi de kutluyorum. Evet, evet. Onların hayatta olanlarına saygılarımı,
olmayanlara rahmetler diliyorum. Evet. Bu arada efendim kapatmadan önce tabii biz bu projeyi yaparken mevcut yaşayan insanların geçmişte olan anılarını, hatıralarını, o bilgi birikimlerini orta kuşaktan dinleyip gelecek nesile aktarmak. Köprü. Şu anda yani bizler köprüyüz. Bu köprü vazifesi çerçevesi içerisinde gelecek nesile tavsiyeleriniz ne olacak? Gelecek nesile tavsiyelerimiz her şeyden önce adab-ı muaşeret kurallarını takip ve tatbik etsinler. Evet. Büyüklerin yani temelimizden gelen küçüklere sevgiyi, büyüklere saygıyı elden bırakmasınlar. Bir de memleketimizin, darendemizin yararına olmayan uğraşlar varsa, efendim alınan kararlar varsa lütfen onlara ilgi duysunlar, sahip çıksınlar. Ben şahsen şu anda geldiğim yaşında pişmanım. Neden İlahiyat Fakültesi'nin gidişine burada bir kamuoyu oluşturmadım, pişmanım. Neden Köprü Gözü'nün yanındaki kümbet vardı, onun yıkılışına karşı çıkmadım, kamuoyu oluşturmadım, üzülüyüm. Neden o Köprü Gözü'ne, şu andaki yapılan köprüyü, neden oranın yapılmasına müsaade edip de o tarihi duruyor da tarihi doğuyu batıya bağlayan köprünün kaybolmasına ilgi duymadım, üzülüyorum. Artı HES santralindeki şu andaki gasp edildi Darende yolu. Buna neden ilgi duymadım, üzülüyorum. Darendemizin sosyal, kültürel, beşeri ve insani faaliyetlerine lütfen gençlerimiz ilgi duysun. Evet. Onlara sahip çıksınlar. Evet. Bu kendi nefisleri için olmadığı için bunun ayıbı gaybı yoktur. Bunun bir efendim hakareti yoktur. Evet. Bu toplum için gerekirse elini taşın altına kosunlar. Evet. Diyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yalnız biz Hilmi abimizin bir yeteneğini daha biliyoruz. Bunu aktarma noktasında da bir kendimize görev addediyoruz. Bir camiye gittiğinde bir müezzin kendisi derken buyur abi sen oku der. Bir yerde bir ilahi ya da bir naat okurunca buyur derler. Bize artık gönlünden ne koparsa. Buyurun efendim. Bir günüm geçmez ahu efgan etmeden, bir gece gam ile itman etmeden, her felaket başvurur babı tutma, boş bırakma, ben de kudretimce ihsan etmeden. Teşekkür ederiz efendim. Çok hoşuma gitti. O nedenle söylemek istiyorum. Benim yine bir acizane bir şiirim vardı. Hüsnü Yerbay tarafından bestelendi. Gözlerine yazık, ağlama sakın. Bırak bu sevdamız yarıda kalsın. Kavuşunca sevda bitermiş derler. Bitecekse eğer yarıda kalsın.
Onu besteledi kendisi, seslendirdi hatta. Gözlerine yazık, ağlama sakın. Gözlerine yazık, ağlama sakın. Bırak bu sevdamız yarıda kalsın. Bırak bu sevdamız yarıda kalsın. Ben bir başka programda, bir başka konukla, Sözlü Tarih ya da yeni adıyla Çabamız Olsun Biraz, Geleceğe Kalsın Miras adlı bir programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim. Çeşitli zamanlarda size verilen plaketlerin ve şiltlerin bir kısmı zannediyorum bunlar. Tamamı da değildir. Bu odaya sığacağını sanmıyorum hepsinin verileceğini, değil mi efendim? Evet. Çoğu Adana'da. Bir kısmını efendim siz şey yapar mısınız? Kim tarafından verildi? Mesela örnek. Yerinde dursun efendim. Evet. Bu Malatya Belediyesi tarafından verildi. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı tarafından verildi. Bu Darende'nin Sesi gazetesi tarafından verildi. Efendim bu Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verildi. Kadirli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verildi. Bu Halk Ozanı Aşık Beyani tarafından, ona tertip ettiğim şeyden dolayı verildi. Bu Gürün Festivali'ne, Gürün Yeşil Gürün Festivali'nden dolayı verildi. O yine Adapazarı Güçlendirme Vakfı tarafından verildi. Efendim Darendeliler Kalkınma ve Dayanışma Vakfı'ndan verildi. Yine Memduh Önal zamanında bu verildi. Bu da Doktor Süleyman Eser'in belediye başkanlığı döneminde verildi. Bu da buradaki şeylerimizde yine değişikliklerden, o İsa Özkan'ın döneminde, İsa Özkan başkanın döneminde verildi. Bu yine Kadirli'den verildi. Ve gittiğimiz illerden sağ olsunlar takdir ediyorlar. Efendim hizmetlerimizden dolayı bunu böyle verdiler. Biz de bir kısmını burada anı olarak şey yaptık. Yine bu şeyin Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından verildi burada. Evet. Efendim mesela yine o da Doktor Süleyman Eser tarafından, belediye başkanı döneminde hizmetlerinden böyle şey yapıyoruz efendim. Evet. Sağ olsunlar. Yusuf Doğru öyle diyor. Sağ olsunlar, var olsunlar diyor. Ona bir şey vardı. Evet.